Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarı burma tatlısı tarifi vereceğim. Malzemelere geçelim. Malzemelerim şöyle: 2 su bardağı süt, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 kabartma tozu, 6 su bardağı pastalık un, 1 çimdik tuz, açmak için nişasta. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, birkaç damla limon suyu. Üzerine dökmek için yarım paket margarin, yarım su bardağı sıvı yağ. İç harcı için 2 su bardağı öğütülmüş ceviz, 2 yemek kaşığı şeker kullanacağız arkadaşlar. Yapımına geçelim. 4 bardak şekerimi tencereme aldım. 4,5 su bardağı suyumu da ekliyorum. Limonunu da katıyorum. Şimdi ocağıma alıp kaynatacağım. Malzemelerimizi yavaş yavaş kabıma alıyorum. Sirkemizi, sütümüzü, sıvı yağımızı, yumurtalarını, eritilmiş tereyağını, bir çimdik de tuz kullanıyoruz arkadaşlar. Güzelce çırpalım. Şimdi de unumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş. Şimdi de kabartma tozumuzu ekleyelim. Kalan unumuzu da katıyorum. Kıvam alana kadar bu şekilde yoğuruyorum. Arkadaşlar, 6 su bardağı un kullanmıştım. Hamurum biraz cıvık oldu. Çünkü undan una fark ediyor. Ben yarım bardak daha un kullandım. Siz de öyle yapın. Şimdi hamurum güzel bir kıvam aldı. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir hamur oldu. Şimdi hamurumu yarım saat kadar dinlendireceğim. Hamurumuz dinlendi. Şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak bezeler yapacağım.
Şimdi de bezelerimizi yapıyoruz. Şimdi açmaya başlıyoruz. Açarken nişasta kullanıyoruz. Bu şekilde incecik olana kadar açmaya devam ediyorum. Hamurumu incecik açtım. Şimdi iç harcı için 2 bardak ceviz, 2 yemek kaşığı şekerinden karıştırıyorum. Şimdi hamurumun üzerine serpiyorum. Açmış olduğum oklavayı kullanmıyorum. Başka bir oklava kullanarak iyice güzelce sarıyorum. İki tarafından hamurun çökerek büzüştürüyorum. Yağlanmış tepsime diziyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapalım. Açmış olduğum yufkanın içine tekrar ceviz serpiyorum. İnce oklavamı kullanarak sarıyorum. İki tarafından büzüyorum. Bu şekilde tepsimi alıyorum ve biriktiriyorum. Sarı burma tatlımızın hamurları hazır. Şimdi üzerine böyle yağ gezdiriyorum. Daha sonra da 180 derecelik fırında pişirmek için fırınımı alacağım. Yağlamış olduğumuz sarı burmalarımızı şimdi fırında pişireceğim. Şimdi şiremizi döküyoruz. Fırınımızdan çıkardık. Şiremiz ılık. Tatlımız sıcak olacak. Thank you.
şimdi yarım saat dinlendireceğiz. Sarı burma tatlım sunuma hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.